90,7 kilogram limit, Fırat Aslan. Der Kampf kann kommen. 90,7 kilogram, Kevin Larena aus Südafrika, der Weltmeister auf dem Limit. Here. Rodney, where's Rodney? Face to face. Lütfen, bitte Fotoapparat runter. Ja, habe ich ganz kurz nur, danke. Darf ich mal zurück? Einmal. Bitte Hände runter, bitte. Einmal noch von mir? Ja, bitte. Yanımızda Kevin Larena var, IBO'nun dünya şampiyonu. 6. kez unvan koruma mücadelesine çıkacak Fırat Arslan karşısında. This is your 6th time defense, the world title fight. What's your opinion about this fight? Fırat Arslan's a great competitor. I'm really enjoying Germany. I don't want it to be the first time I'm here. I'll fight here any time again. A real champion will travel anywhere. I look forward to the challenge and still. I want to wish everybody a good time, a good weekend. To all the people watching, thank you for tuning in. And this is sport. May the best man win. And still. Cool. Okay, you are 27. Yeah. He is 49. If he win, that time it will be world record, oldest champion. If. That's if. The problem. When I win. But you know what? Big respect to Fırat. He's a tough competitor. That's why we're here to fight, because he's going to bring a good tough fight. I'm ready. And God willing, may the best man win. Thank you very much. Diyor ki, senin dediğin gibi eğer diyorsun diyor, eğer kazanırsa dünya şampiyonu rekoru kıracak diyor ve bu gerçekten çok önemli. Başarılar diyoruz. Thank you. Good luck. I'm Kevin Larena, IBO Cruiserweight World Champion. Watch me on D-Max. Fırat Arslan, 11 yıl sonra tekrar dünya şampiyonu olma ihtimalin var. Herkes bu maçı bekliyor. Türkiye kilitlenmiş vaziyette. İnanılmaz duygu dolu dakikalar bekliyor bizi. Sen neler söyleyeceksin? Nasıl hazırlandın? 49 yaşındasın. Rakip 27 yaşında. Herkes bu konuda bahsediyor. 6. kez unvan koruma maçına çıkıyor rakip. Öncelikle Yüce Allah'a şükürler olsun. Bu yaşta bana bu güç, kuvveti, bu dayanıklılığı, bu azimi verdiği için ne kadar şükretsem az. Çok iyi hazırlandım. Elimden geleni yaptım. Yarın maçta da elimden geleni yapacağım. Gerisi Yüce Allah'a diyorum, tevekkül edip Yüce Allah'a sığınıyorum. Ben elimden geleni yaptım, savaşacağım, öleceğimi bilsem gene savaşırım. Dün gece ani bir baskın yaptım evine. Arkadan sokuldum, antrenörünle birlikte hala rakibinin maçlarını dev ekranda izliyordum ve karanlıktı o da. Nasıl bir konsantrasyon? Dediğim gibi bu benim için çok büyük bir fırsat. Dünya rekorunu kırıp tarihlere imza atmak. Hem Türk olarak tabii ki, hem yani bütün insanlara örnek olmak istiyorum. Sırf gençlerimiz değil, insanlara inanırsan, pes etmezsen neler olabileceğini göstermek istiyorum. İnşallah Yüce Allah nasip eder. Elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yaptım. Gerisi Yüce Allah'tan. Sevgili izleyiciler, Bernard Hopkins 49 yıl 94 günde rekoruna ait. Ondan sonra George Foreman geliyor 45 yılla. Eğer Fırat Arslan kazanırsa bu rekor 49 yıl 133 güne çıkacak. 120 yıllık boks tarihinde böyle bir rekor kırılmadı. Eğer Fırat maçı kazanırsa 120 yıl daha kırılması imkansız gibi gözüküyor. Ve bütün her yerde Türk boksör dünyanın yaşı büyük, en büyük şampiyonu olarak gözükecek. Bu sende nasıl bir duygu uyandırıyor? Tabii ki çok büyük bir duygu. Çünkü boksun tarihi yani çok büyük, çok büyük idollar var, çok büyük kahramanlar var boksta. İnşallah ben de bu kahramanların arasına kendimi imza atıp kendimi bu tarih kitaplarına yerleştirebilirim inşallah. Evet, Fırat bir Türk olarak yeniden dünya şampiyonu olmak amacında Zonguldaklı çıktı. Almanya'da gurbette çok büyük başarılar elde etti ve ülkemizin adını da duyurmaya devam ediyor. Başarılar diliyoruz Fırat Arslan. Çok teşekkür ederim kardeşim. Başarılar. Ben Fırat Arslan. Beni D-Max'te izleyiniz.